haberin tek adresi Boğaz TV'den iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz ana haber bülteni ile sizlerleyiz. Bir günün gelişen haberlerine bakıyoruz. Kalkınma Bakanı Yılmaz Turan'ı ziyaret etti. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan'ı makamında ziyaret etti. Meclis çalışmalarından bütçe görüşmelerine kadar çeşitli konuların konuşulduğu görüşmede Turan Bakan Yılmaz'dan Çanakkale yatırımları için destek istedi. Çanakkale'nin farklı sektörlerde ciddi potansiyele sahip bir şehir olduğunu belirten Turan, Çanakkale'nin yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Bülent Turan, "Çanakkale hem tarım cenneti, hem turizm cenneti. Doğası, tarihi, tarımıyla çok yönlü bir şehir Çanakkale. Bunun gereğini yatırımlarla, desteklerle yerine getirmek istiyoruz. Çanakkale Boğaz Geçişi Köprüsü hayata geçtiğinde" Asya ve Avrupa Çanakkale'den de birbirine bağlanmış olacak. Çanakkale tarihi bir projenin arifesinde dedi. Bakan Yılmaz'a 18 Mart Üniversitesi ile ilgili bazı talepleri de ileten Turan, ziyaretlerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti. İnsan tacirlerinin yeni gözdesi sosyal medya. İnsan tacirlerinin yeni gözdesi olan sosyal medya üzerinden kampanya yapan kaçaklar 3,5 veya 10 yaşından küçükler için yarı fiyat, bebekler için ücretsiz yolculuk vaat ederken Yunanistan'a geçmeyi başaranlar çektikleri çektikleri videolarla geride kalanlara ise mesaj gönderiyorlar. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenler Ege sahillerini mesken tutuyor. Ölümle sonuçlanan girişimlere, alınan önlemlere rağmen kaçak geçişlerin ardı arkası kesilmiyor. Karada jandarma Denizde sahil güvenlik ekipleri Ege sahillerinden her gün onlarca kaçak göçmen topluyor. Onları yasa dışı göçe iten başlıca neden Orta Doğu'da yaşanan savaş olsa da bunda kaçmayı başaranların sosyal medya paylaşımlarında da önemli rol oynuyor. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta çeşitli yollardan İtalya, Almanya gibi ülkelere ulaşım sağlanabileceğini öne süren onlarca grup bulunuyor. Sadece üye olanların giriş yapabildiği bu gruplarda göç yolları ücretleri ve zamanları sık sıkla paylaşılıyor. Gruplarda insan kaçakçıları da organize ettikleri başarılı kaçışların video ve fotoğraflarını paylaşarak kendilerine yeni yolcular bulmaya çalışıyorlar. Yayınlanan bu video ve fotoğrafların yorum bölümlerinden yeni umut yolcuları fiyat almaya çalışıyorlar. Facebook'ta kurulan gizli gruplarda Türkiye veya Libya üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyenler için kampanyalar düzenleniyor. Kaçakçılar Türkiye-Yunanistan hattında 30-35 kişilik botlarla 40 dakikalık yolculuk vaat ediyor. Üstelik bu yolculuklarda çocuklar için yarı fiyat uygulaması yapılacağı belirtiliyor. Bazı kaçakçılar 3 veya 5 yaşından küçüklere yarı fiyat uygularken bazıları müşteri kapmak için yaş sınırını 10'a kadar yükseltiyor. Birçok kaçakçı bebekler için ise ücret talep etmeyeceklerini paylaşıyor. Sosyal paylaşım sitesi üzerindeki paylaşımların tamamı Arapça yapılırken insan kaçakçılarının buralarda açıkça paylaştığı telefon numaralarından birçoğunun Türkiye'de faaliyet gösterdiği anlaşılıyor. Kaçmayı başaranların verdikleri isimler de işin başında Türk organizatörlerden çok Suriye ve Irak'lar olduğunu gösteriyor. Facebook'taki gruplarda kaçmayı başaranlar geride bıraktıkları bazıları da kaçmayı başaran yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Ancak yapılan bu girişimler yanıtsız kalıyor. 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma ücretsiz. Lapseki'de faaliyet gösteren SS 46 nolu şehir içi minibüslerde 65 yaş üstü, şehit ve gazi ailesi ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile engelli vatandaşlar ücretsiz taşınıyor. Şoförler Odası Başkanı İbrahim Ergin'in yaptığı bilgilendirmede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 6637 sayılı kanunu ile 65 yaş üstü vatandaşlarımızın özel halk otobüsleri tarafından taşıma kanunu çerçevesinde ilçemizde bulunan sınırlı sorumlu 46 nolu şehir içi minibüslerde 65 yaş üstü şehit ve gazi ailesi ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ayrıca engelli vatandaşlarımız ücretsiz taşınacaktır. İlçemizde bulunan şehir içi minibüslerde vatandaşlarımız kimliklerini göstererek bu hizmetten yararlanabilirler. Konu ile ilgili şehir içi minibüs şoförlerimiz bilgilendirilmiştir. Hizmetten faydalanma noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın 153 zabıta hattı veya yetkililerine ulaşabilirler dedi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Proje Koordinasyon Merkezi çalışmalarına devam ediyor. Hazırlanan projelerin yanında akademisyenlere eğitim çalışmalarını da sürdüren merkez İki gün sürecek eğitim programı düzenledi. Proje hazırlama ve yürütme eğitimi ile başlayan eğitim, Cemil Meriç Konferans Salonu'nda başladı. Eğitime rektör yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Erdem, akademisyenler ve idari personeller katıldı. Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özaçar, mevkidaşları Büyükçekmece'nin tecrübeli belediye başkanı Doktor Hasan Akgün ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında misafir etti. Mevkidaşları ile sıcak ilişkilerini sürdüren Gelibolu Belediye Başkanı Mimar Mustafa Özaçar, İstanbul'un iki başarılı başkanı Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile makamında bir araya geldi. Başkan Özeçer, gündemle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ve yaklaşık bir saat süren buluşma öncesinde konuklarını kapıda karşıladı. Belediyelerin faaliyetlerinin masaya yatırıldığı ziyarette her üç başkan da başta kültürel ve sanatsal faaliyetler olmak üzere her alanda sıcak işbirliğinin sürmesi dileğinde bulundular. Başkan Özeçar ziyaret sonunda konuk başkanlara ilçeyi simgeleyen çeşitli hediyeler verdi. Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özaçar ilçede yaşayan yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Özaçar ilk olarak Alaaddin Mahallesi'nde ikamet eden 93 yaşındaki Şerife Karadaş ile aynı mahalledeki Nezahat Evren'i ziyaret edip kendileriyle görüştü. Ziyarette Karataş'a doktor kontrollerine daha rahat gidebilmesi için tekerlekli sandalye hediye edildi. Ziyaret edilen diğer ailelere de çeşitli hediyeler sunuldu. Başkan Özeçer, gazetecilere yaptığı açıklamada vatandaşların ziyaretlerden oldukça memnun olduğunu ifade ederek, yaşlılarımıza saygı yanında sevgilerimizle göstermeyi ihmal etmemeliyiz dedi. Ezine'de ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü ile halk eğitim merkezi müdürlüğünce Gökçebayır köyünde düzenlenen sürü yöneticiliği eğitimi verildi. Alınan bilgiye göre 3 baytar doktor ve 1 zooteknik ziraat mühendisinin vazife aldığı ve 40 saatlik devam eden ve 64 kurtelerin katıldığı, katılım gösterdiği kursta kursiyerlere hayvan barınakları, hayvan ıslahı, mera idaresi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, hayvan hastalıkları, ihbarı zorunlu hayvan hastalıkları, beslenme bozuklukları, hayvan kayıt sistemleri ve hayvancılık desteklemeleri konularında teorik eğitim verildi. Kurs nihayetinde yap yapılmış olan imtihanda 64 kursiyer döküman almaya doğruluk kazandı. Oldukça başarılı olan kursiyerlere vesikaları düzenlenen merasimle verildi. Törene kaymakam adayı Gökhan Öztürk, ilçe ulusal eğitim müdürü Ahmet Doğan, şube müdürü Çağlar Şans getiren, ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürü Ramazan Eren, AK Parti ezine ilçe başkanı Fırat Akgün ile kursiyerler ve birden fazla yurttaş katıldı. 1 Nisan'a doğru 3 eksik. Evet değerli izleyicilerimiz 1 Nisan'da dünyanın 4G olarak bildiği teknoloji Türkiye'de 4.5G adıyla hizmete girecek. Ama bu 10 kat hızlı internet teknolojisinin sorunlu 3 ana damarı var. Baz istasyonu, fiber A ve akıllı telefonlar. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, önceki gün katıldığı GSM imtiyaz sözleşmeleri töreninde 4,5 G'nin 1 Nisan'da başlayacağını dikkat çekti ve uyardı. Vatandaşlarımızın şunu bilmesi gerek. 3 G ile 4,5 G arasında 10 kat hız farkı var diyoruz. 1 Nisan'da kalkıp Erzincan'ın İliç kazasının Konukçu köyüne gidip nerede bizim 10 kat hız denirse o zaman yanlış olur bu. 8 yıl süremiz var. Peyderpey bu yollar hazır olacak. Tünellerde de çekecek. Ama hala çekmeyen yer çok. Haberiniz olsun hava atıyorsunuz, reklamlarda birbirinize yarış ediyorsunuz ama durum pek öyle değil. Para kazanın, ticaretinizi yapın ama vatandaşın memnuniyetini sağlamak gibi bir de göreviniz var dedi. Bakan Yıldırım operatörlere hız ve çekim uyarısının ardından fiber konusunda da sarı kartı yapıştırdı. Bizim hiç gecikmeden hemen bir fiber seferberliği başlatmamız lazım. Küçük hesapları bırakalım arkadaşlar. Aman o fiber yaparsa biz zarar ederiz, bizim işler geride kalır. Bunları bırakalım. Tarihi bir dönüşüme şahit olmamız için son hazırlıklar yapılıyor. Dünyanın 4G olarak tanıdığı bildiği teknoloji. Türkiye'de 4.5 adıyla sahneye çıkacak. Ama bir dizi sorunla. 4.5 G'nin 3 ana damarı var. Baz istasyonu, fiber A, akıllı telefon. Gelin bu 3 damardaki sorunlara kısaca değinelim. Baz istasyonu. 2009 yılında Anayasa Mahkemesi'nin Telekom Kanunu'nda iptal ettiği bir madde, bugünlerde Telekom şirketlerinin kabusu olmuş durumda. Anayasa Mahkemesi 2009'da Telekom Kanunu'nun 35 Taksim A maddesini iptal etmişti. Bu maddede mobil şebeke ekipmanları imar kanununa muaftır ibaresi vardı. Uzmanlara göre Anayasa Mahkemesi bu maddenin Telekom Kanunu'nda değil, imar Kanunu'nda olması gerektiğine hükmetti. Ancak o gündür bugündür hükümet iptal edilen maddeyi imar Kanunu'na koymayınca belediyelere gün doğdu. Şimdi Türkiye'de aralarında İzmit, Karasu, Bakırköy'ün bulunduğu bazı belediyeler binaların üzerindeki bazı istasyonlarını ayrı bir yapı olarak kabul edip yapı ruhsatı istiyor. Şirketlere göre ruhsat için istenen bedeller ise toplamda milyonlara ulaşıyor. Fiber ağ 4,5G'nin havadan baz istasyonlarıyla verimli bir şekilde çalışacağını inanıyorsanız yanılıyorsunuz. 4,5G'nin lokomotifi aslında fiber ağlar. Ancak Türkiye'de bu konuda ciddi sıkıntı var. Telekom şirketleri fiber ağ yatırımı yapmak istediğinde karşılarına uzun bir liste çıkıyor oradan izin, buradan para talebi vesaire. Yolları, mahalleleri kazıp fiber ağ döşemek, maliyeti bir tarafa, bürokrasisi ile tam bir eziyete dönüşmüş durumda. Türkiye'de 250 bin kilometre fiber ağ mevcut. 4.5G'nin Bakan Yıldırım'ın da vurgu yaptığı verimli hale gelmesi için 500 bin kilometreye çıkması için fiber seferberlikten önce fiber düzenleme ihtiyacı var. Mevcut fiber ağın paylaşılmasına gelince bu konuda 206 bin kilometrelik fiber ağıyla sektörün hakemi Türk Telekom. Ortak bir şirketle ağı paylaşma talebine son destek Ulaştırma Bakanı Yıldırım'dan geldi. Paylaşım konusu ağır bastı ama 4.5G'ye 45 gün kala fiber paylaşım yatırım sorunlarının nasıl çözüleceği gizemini koruyor. Ve akıllı telefonlar. 4.5G'nin nimetlerinden yararlanmamız için olmazsa olmazınız akıllı telefon. Türkiye'deki cep telefonlarının ise %50'si akıllı. Yani %50 Nisan ayında maalesef 4.5G ile tanışamayacak. Akıllı telefonların büyük bölümü Yerli telefonların da önemli parçaları ithal edildiği için her gün fiyat artışı ile karşılaşıyor. Ancak tüketimi azaltmak için arttırılan ithalat vergileri de cabası. Özetle akıllı telefon sayısında kısa dönemde bir artış zor gözüküyor. 4.5G mesajla mı, otomatik mi gelsin? 1 Nisan sabahı 4.5G semaya çıktı diyelim. Yeni teknolojiden nasıl faydalanacaksınız? Kulislerde konuşulanlara göre Bilişim Teknolojileri Kurumu cep telefonu operatörlerinden 4.5G'yi başlatmak için mesaj atıp onay almalarını istiyor. Operatörler ise otomatik olarak 4.5G'ye tüm abonelerin geçmesini talep ediyor. Operatörlerin temel savı 4.5G için ayrı bir tarifenin olmayacağı, abonelerinin mevcut tarifelerinin korunacağı yönünde. Bakalım son karar ne olacak? Rusulanma'sına ait askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Ege Denizi yönünden Boğaza giren 031 Borda numaralı Alexander Ortaroski adlı askeri gemi Marmara Denizi'ne doğru ilerledi. Rus gemisine Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında sahil güvenlik botları eşlik etti. Kuzey Ege ve Çanakkale'de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Etkili olan fırtına sebebiyle Bolca'da geikler arasında yapılması planlanan seferler iptal edildi. Yestaş Deniz Ulaşım Anonim Şirketinden yapılan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.30 seferi, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 10 seferleri hava muhalefeti sebebiyle iptal edilmiştir denildi. Boğaz hattında Çanakkale Eceabat ile Çanakkale Kilitbahir seferleri ise normal olarak devam ediyor. Boğaz TV ana haber bülteni izlediniz değerli izleyicilerimiz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşebilmek dileğiyle mutlu akşamlar diliyoruz.